2020 yılında Şubat ayının ortalarına doğru ilerliyoruz. Turizm gündeminde Sayın Özkan Altıntaş ile beraberiz. Özkan Bey merhaba. Merhabalar. Şimdi başlayalım bu haftanın haberlerine. Evet 2020'ye girdik ama turizmin başı felaketlerden kurtulmadı. Turizm kazanıyor dendi. Hükümet turizmcilere çifte vergi uyguladı. Sonra tatilciye geziyorsun diye vergi verdiler, getirdiler. Sonra turizmciler kendi araçlarıyla turist taşıyamaz oldu. Taksici, turizm taşımacılar, kavgalar çıktı, şoförler karakolluk oldu. Bütün bunlar olurken turizmcilerin hak ve menfaatlerini korumak üzere kurulan sivil toplum kuruluşlarından tık çıkmadı. Bunun sorumlusu kim? Başta ajantalar olmak üzere turizmcilerin ta kendisi diyorum. Çünkü böyle başa böyle tıraş çok bile diyorum ve hayırlı tıraşlar diliyorum. Gelelim turizmdeki diğer felaketlere. Koronavirüsü hala başı çekiyor. Denizbank'ın genel müdürü e, Hakan Ateş fuar fuar gezip verdiği kredileri geri toplamaya uğraşıyor. Turizm iş kapasitesini takibi aldı. Çünkü bankayı Ruslar aldı. Ruslar aldığı için de baskı yapıyorlar. Hatta tahsilatı da bir firmaya verdiler. O firma tahsil, özel şirket olduğu için tahsilatı istiyor. Ve oldukça büyük sıkıntılar var. Bu konudaki birazcık notlarımı biraz sonra da size vereceğim. Turizmde batık kredi oranı ikiye katlanmış. İşte bu o olayın devamı. Bankaların borcuna sadık olarak tanımladığı turizm sektörüne kullandırılan kredilerin geri dönüşünde yaşanan büyük sorunlar bulunuyor. Zaten turizmciler kazanmıyor. Turizmciler 4 yılda bir tesislerini yenilemek zorundaydılar ve bu yenilemeleri yapamadılar. Eldeki eldeki Avustakinde vergilere verince turizmciler şimdi kan alıyor. Ee, tabii Tabi bu da çok gevezelikten geliyor. Kazanıyoruz, kazanıyoruz diye diye 200 eurolara oda fiyatı, 200 eurolara, 250 eurolara çıkan oda fiyatları şu an 60-70 eurolara düştü ve bunun da neresi kazanç ben bunu anlamış değilim. Ee, kuru kalabalık dolduruyorlar. 10 kişi gelsin adam gibi parayla gelsin diye bakmak zorundalar ama bunu yapmıyorlar. Ziyaretçi sayısı %13 artışla 50 milyona turizm gelirinin %17 artışla 37 milyar dolara ulaştığını söylüyorlar 2019 yılında ve turizmciler krediyi geri ödeyemiyorlar. Burada bir sakatlık var değil mi? Para gelmiyor adam geliyor. E bedavadan ben de gelir yatarım otellerde bana da açsınlar kapıları. Yatalım bedava turistler yüzünden turizm sektörü kazanç yok turizm sektörü. Kazanamıyor turizm sektörü. Bakalım yaz aylarında neler olacak. Zaten her şey dahil fiyatları yerlere düşmüş durumda. Bu koronavirüsü de bu çok kötü bir şekilde etkilediği için dünyayı. Ben tatilcinin tatile çıkmaya da korkacağını düşünüyorum. Şayet iklim değişikliğiyle Avrupa'da ısınırsa, sıcak olursa Avrupalı evinden çıkmaz. En yakın bölgelere gider. Tatilini orada yapar diyorum. Bu şöyle bakıyorum. Japonya'da bir yolcu gemisi Tutuklandı orada. Nasıl tutuklandı? Garantine alındı. Bunda bu tutuklama bu. İçinde 20 tane koronavirüsü olan kişi tespit edildi ve gemi serbest bırakılmadı. 5 Şubat'ta Yokohama'da Japon sahil güvenlik güvenlik gemiye girince olay patlak verdi. Ondan sonra Çin'in en yakın olan bölgesinde ve dünyanın en önemli uzak doğunun Las Vegas'ı diye tanımlanan Macao'da iş patladı. Koronavirüsü semptomları gördü. Çünkü Macao çok önemli bir yer. Küçücük bir yer ama e, senede 25 milyon turist alan çok önemli bir e, turizm geliri olan ve turizm gelirli yaşayan Çin'le Çin'in kenarında bir yarımada. Ama uzakta onun dediğim gibi e, Las Vegas'ıdır. E, bu arada tabii Malezya'da da Genting var bunun benzeri. Bir dalın tepesine 5 tane otel var. Bu meşhur Petronas'ın e, sahibi olduğu yer. Kuala Lumpur'daki kulelerin sahibinin olduğu yer. Ve orası orada bile sıkıntı yaşandığı söyleniyor. Oraya teleferikle çıkılıyor. Aşağıda 40 derece, yukarısı 25 derece falan gibi böyle ısı farklı olan bir bölge. Ve bu sıkıntı devam ediyor. Çin dışında 27 ülkede 200'den fazla vaka daha görüldü. Amerika'ya bile bulaştığı söyleniyor. Hong Konglular, Hong Kong eylem yapıyorlar sınır kapansın diye ortalık karışmış durumda. Bütün bu dünya karma karışık bir şekilde Çin virüsü, ekonomi şu bu derken bir taraftan kavgalar derken bir vakti ki Sabiha Gökçen'e küt dedi Pegasus Hava uçağı üçe bölündü. Parçalandı. Üç parçaya çıkan uçaktan üç ölü çıktı. Ve e, burada bir sürü olay ortaya çıktı. Herkes bir şey söylemeye başladı. Efendim e, bakan dedi ki pist yoruldu. E, yorulduysa bugüne kadar neredeydin diye sorarlar adama. Öte yandan yakıt tasarrufu yaptığı iddia edildi Pegasus'un. Nasıl yakıt tasarrufu yapıyor? Uçaklar ilk ilk gelişte havalimanına inerlerse az yakıt harcayacaklar. Her halükarda insinler diye bir iddia ileri sürdü. Ama Pegasus'un genel müdürü Mehmet Nane biz risk almadan pas geçme talimatı verdik dedi. Şimdi bu ikilem arasındayız. Henüz daha bu devam ediyor. Bir de rüzgar makası iddiası geldi. Eski e, Avalimanı kontrollerinden biri yan rüzgar aldığını söyledi. Ve şöyle bir şey söyledi. Zafer Yeşilgül e, yolcu uçaklarında iniş için verilen arka rüzgar hız limiti 10 nottur dedi. Ancak pis ıslaksa bu limit 5 not, e, nota düşer. Uçağın inişi sırasında arka rüzgar hızının 22 not olduğunu görüyoruz. Ve 34 nota yani 61 kilometreye tekabül ediyor dedi. 60 kilometrenin üzerindeki rüzgar havalimanında uçakları ileri iter, uçurur ve bunları iplerle bağlarlardı. Şimdi böylesine bir ters rüzgar yemiş olması uçağın tabii ki tutunamamasına sebep oldu diyoruz. Bu arada başka bir iddia daha var. Uçağın piste 3 kilometrelik pistin daha ilerisine inmesi gereken nokta değil de daha ortalarına doğru indiği ve tutturamadığını iddia ediyorlar. Bu da ayrı bir e, iddia olarak ortaya çıktı. Ben bu pistin yorgunluğu konusuna e, takıldım zaten. 300 metrelik bir güvenlik alanı bulunması gerektiğini hatırlatan e, bakanlık demiş ki işte pistin standartlara uygun olduğunu söylemiş. Fakat yoruldu demiş. Ya, geceleri e, orada onarım yapıyorlarmış, bakım yapıyorlarmış pistte. İkinci pistin e, Yorgun olacağız. Fakat çok ilginç bir şey var burada. Pist, i̇kinci pistin ihalesi 2014 yılında yapılmış. 12 yıldan beri bu iş sallıyorlar. Ve bu sallama da şu şekilde yürüyor. Aynı şekilde aynı tarihte de Sabiha Gökçen Havalimanı'na metro e, ihalesi de aynı tarihte verilmiş. Düşünün yani Sabiha Gökçen'i e, ikinci piste ve metroya kavuşturacak olan planlar 2014'te yapılmış. 2018'de bitmesi gerekiyor. 2020'ye vardık ve hiçbir şey olmadı. Ve bir de uçak kaza yaptı. Üç ölü var. Bu üç ölünün faturası kime çıkacak onu çok merak ediyorum. Diğer yaralıları saymıyorum. Onlar da tabii ki sorun olarak ortada duruyor. Bu havacılık uzmanları üç kişinin ölümüyle sonuçlanan Pegasus kazası neden olan etkenlerin incelenmesini istiyorlar. Ve bu konudaki çalışmaların devam etmesini istiyorlar. Yani bu kadar sıkıntılı bir dönemde böylesine bir sıkıntının tekrar başımıza gelmesi bizi çok rahatsız etti tabii Türkiye'yi. Tabii bu arada başka bir şey daha var. Atatürk Havalimanı. Atatürk Havalimanı'nda biliyorsunuz erken kapanma nedeniyle havalimanı çalıştıran TAV grubuna 630 389 milyon avro 389 milyon avro tazminat ödenmiş. Tamam tazminat ödemişler ama bu tazminatın uygun olup olmadığı konusunda inceleme komisyonu tutmuşlar bir tane ve ona da ayrıca bir ihale etmişler işi. Hani katmerli bir kazık yemişiz. Atatürk Havalimanı'ndan o hizmet alımı ihalesini kime verdikleri de halen tartışma konusu. Burada Atatürk Havalimanı zaten başından beri söylüyorum. Çok değerli bir havalimanı. Dünyanın en güvenli havalimanı. Yaklaşması denizden olan ve pilotların en beğendikleri havalimanı. Ve biz bunu katlediyoruz. Şimdi geliyorum bir tane daha hep sıkıntılardan bahsediyorum. Boğaz'daki kılavuz motorlarının zararı 639 bin avro ve, ve 1 milyon TL olmuş. Yani kazaları önlemek için 3 kılavuz botuna gerekli hıza sahip olmamalarına karşılık teslim alınmışlar. Bu tabi Boğaz için oldukça büyük sıkıntı. Biz orada kanal manal yapıyoruz. Bunları yapana kadar bunları düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz da tatlı bir haber vereyim diye düşündüm. Fransa'da deniz nehirlerde çok güzel bir nehir turizmi başlattılar. 12 yıldızlı gezi diyorlar. Buna. Nehirlerin kenarında bulunan Michelin yıldızlı restoranlara uğrayan 6 günlük turlar yapmaya başlamışlar. Ve oldukça keyifli gezi. Bu da 7-8 bin euro civarında ödeme yapıyorsunuz. Ama gidiyorsunuz çok lüks restoranlarda donanımlı sofralara oturup güzel bir keyif yapıyorsunuz. Antalya'da çok önemli bir açıklama yaptılar geçtiğimiz günlerde. Denize atılan naylon poşetlerin karete karetaları öldürdüğü söylendi. Karete karetalar suya girdikleri zaman deniz analarıyla besleniyorlar. Bu poşetleri deniz anası zannederek saldırıyorlar ve boğularak ölüyorlar. Bu katliama birilerinin son vermesi için bu işi yapması gerekiyor. Gene hayvanseverleri ilgilendiren bir şey söylemek istiyorum. Elazığ depreminde kurtulan bir kedi Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından kurtarılıp belediyede özel bir yer alınmış ve Böcek Toras adını vermiş kediye. Tedavisinin ardından Başbakanlık makamında oturtuyormuş. Ve bu arada Böcek Toros için sosyal medya hesabı da açmış. Oldukça hayvanseverler oraya girip çıkıyorlarmış. Şimdi Bakın güzel olaylar, kötü olaylar her şey bir, birbirini takip ediyor ama Türkiye'nin başındaki bu belalar kurtulmuyor. Bunun sorumluları da kendimiziz, biziz. Bizler bunu düzeltmek zorundayız. Onun için herkesi bu konuda sahiplenmeye, bu ülkenin insanına, bu ülkenin topraklarına, bu ülkeye sahiplenmeye çağırıyorum ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu haftalık bu kadar. Teşekkür